Farkında mısınız? Yemekte bizden başka kimse yok. Sen de masanın dört kenarı olduğunu farkındasındır inşallah. Bu büyük anneci dilini hiç anlamıyorum. Ne demek istediğini bana tercüme eder misin Pembe? Vallahi bu dili ben de bilmiyorum. Ne diyorsun sen büyük anne? Şöyle diyorum. Masanın dört kenarı var. Ama bu evde üç kişi var. Yani şu boş kenarda oturacak bir torun eksik. Torun. Bravo. 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 Dinlediniz. Niye alkışlıyorsunuz şimdi? Yani çocuk lafı açmak için gösterdiğim bu çaba en büyük alkışa değer büyük anne. Bravo sana. Bravo. Şu an çocuktan laf açmanın hiç sırası değil büyük anne. Aman Allah'ım. Mahvolduk. Mutluluk kısa sürdü. Bunlar kesin Osmanlı hanedanıdır. Bunlar bizi Bizans mı sanıyorlardı? Her gece her gece böyle muhasara ediyorlar acaba? Lütfen Kadir, tatsızlık çıkarma. İyi akşamlar. Nasılsın Pembeciğim? Hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin Ayşe Hanımcığım. Buyur buyur. Afiyet olsun. Kaynanan seviyormuş. Nasılsın Hanımcığım? İyiyim, sağ ol. Umarım küçük ve basit bir soru sormak için gelmişsindir ve hemen gideceksindir. Maalesef kahve içmeye geldim. Uzun uzun öpürtede içeceğim canım. Yani seninle anlayacağım bir saat buradayım. Senin evinde kahve yok mu? Kadir, ne diyorsun sen? Nasıl? Gene bu akşam aksilin üstünde yani. Nüfus memurunun canavar yazacağına dalgın olduğu bir sırada yanlışlıkla Ayşe Hanım yazdı. Bu kadın buradayken ben her akşam aksi olurum Pembe. Bence nüfus memuru asıl sende hata yapmış. Bu inadınla katıl yazacağına Kadir yazmış. Sen bakma ona Ayşe. Teşekkür ederim büyük hanımcığım. Ben zaten doymuştum. Hadi hep birlikte birer kahve içelim. Aman yok yok. Şimdi o kahveyi burnumdan getirir bu. Ben gidiyorum. Otur ya. Ama seni lanetliyorum. İnşallah kudümcü yemeğe gelir. Daha lafım bitmeden geldiler. Aman. Ey kahraman Türk milleti, orduları çok bir zaman. Dünya yaşar, dünya yaşar. Girin, açılmıyor kapı kuaförcü. Girin, girsenize canım. Kuaförcü, açılmıyor bu kapı. Girin, girin. Allah Allah, niye girmiyorsunuz? Bak Pembeciğim, girin diyorum girmiyorlar. Sanırım girmek istemiyorlar. Ne yapalım, günah da bizden gitti. Kadir, bu yaptığın çok ayıp. Hadi girin içeriler, davranın. İçeride mükellef bir sofra bizi bekliyor. Yemek bulunca koşacaksın, dayak bulunca kaçacaksın. Neymiş? Yemek bulunca koşacaksın, dayak bulunca kaçacaksın. Ucuğum! Hadi hadi hadi! Ay, kırmızı karınca var. Gir, gir! Ya Rabbil Alemin! Çocuklara dedim ki... Biliyoruz biliyoruz, artık ezberledik. Hadi çocuklar, gidelim kuaförcü amcanızı bir ziyaret edelim dedim. Allah Allah! 40 yılda bir geliyoruz. Nasıl ezberledi bunu kuaförcü? 40 yıl dediğin ne ki kudümcü? Göz açıp kapayana kadar geçiyor. Nasıl, lezzetli mi? Hatta gelen siz, bekleyen biz olunca göz açıp kapayamadan geçiyor. Yiyin hadi yiyin! Ben hepsini bitirebilirim. Bir gün daha gitti hayatımızdan. Saçmalama, gün daha yeni başlıyor. Ben şimdi buradan doğru kahveye gideceğim. Bizim kahvede acayip okey döner ha. Çok ilginç. Nedir o ilginç olan? Kuaförleri senin gibi olmaz. Daha ince, daha kibar. Siz nasıl ha? Daha uygar olur. Sen nasıl bu mesleği seçtin? Ne yani? Sen şimdi bana kaba saba bir adam mısın demek istiyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Sana katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Ama ben sana gülmekten katılıyorum. Bak kızım. İş başka, özel hayat başkadır. Anladın mı? Japonunu. Aferin. Ayko. Kız Ayko. Ayko.
Ya ben ne dedim şimdi ya? Ben Japon Deve'de kızıyorum. Ben sana tıklıyor muyum? Kızım istersen Fransız de bana. Buna da kızılır mı yani? Sen de bana ne istersen de işte. Peki. O zaman aborjin derim ben de. Oha! O kadar da demedik. Pigmen? Tamam tamam. Ben artık bundan sonra sana Japon demeyeceğim. Tamam mı? Sos mu? Ya tamam işte. Hadi çıkalım. Al şunu da. Ne yapıyor sence? Bilmem. Ama bir şey soracaktı. Utandı galiba. Gelsene. Bacım, ben çıkayım istersen. Yani erkek var diye şey ettiysen çıkarım. Yok yok. Ben bir şey sorup gidecektim. Ama vazgeçtim. Sormayayım. İyi akşamlar. Aa, bakın ben çok meraklıyım. Hadi sorun, yoksa ben bütün gece uyuyamam. Yarın düğünüm var da. Hayırlı olsun. Allah bir yastıkla kocatsın. Ailem gelin başı istiyor da. Ama Haruk çok fakir. Daha yeni işe girdi. Gelin başı olmasa da annemler kızacak. Gelin başı kaç para? Haluk kaç para verebilir? O verse 10 milyon falan verebilir. Biliyorum gelin başı o kadar olmaz ama bir sorayım dedim. Sen ne diyorsun be bacım? Bizde gelin başı 7 milyon lira. Ne? 7 milyon mu? Tabii ya. Her şey dahil 7 milyon lira. Makyaj da dahil. Rekabet var biliyor musun piyasada? Tabii tabii. Tamam o zaman yarın gelelim biz o zaman. Hadi bekliyoruz yarın. Ver elini öpeyim abi. Ne yapıyorsun bacım, yapma. Hadi hadi. Sen git yarın gel. Tamam sağ ol. Gelin başı 80 milyon yazıyor burada ama sen 7 milyon dedin. Ne yapayım? Görmedin mi kızcağızı nasıl da sevindi? Patron da kızacak olursa artık 73 milyonu cebimden veririm. Hadi gel gidelim. Ne büyük yüreği var. Hiç bu kadar iyi bir insan görmemiştim. Deli meri ama iyi kalpli. Beynim durdu artık iyice. Bu akşam rekor kırdık ama iyi çalıştık vallahi. Ben ne rekor kırdım gülüm? Ne rekoru? Sessiz kalma rekoru. Üniversite öğrencisi olmak böyledir işte Keşkül. Yarın senin de derslerin sıkılaşınca sen de bizim gibi olacaksın. Vallahi benim sizin gibi kafa patlatmaya hiç niyetim yok. Peki küçük hanım vizeleri nasıl vermeyi düşünüyor? Kızım sınıfın en zeki çocuğunu ayarladım. Felsefenin tüm inceliklerini o bana gösterecek. Bak sen bak. Kimmiş bakalım bu zeki çocuk? Ben de merak edeceğinizi düşünüp yarın eve davet ettim. Ne? Ne? Eve mi? Yandık. Niye ki gülüm? Kudümcü bu apartmanda erkek sinek bile uçurtmaz. Önce eve gelen erkek arkadaşını, sonra da hepimizi keser vallahi. Ha, onu biraz zor yapar. Siz daha Keşkül'ü tanımamışsınız gülüm. Şu bulut mu? Hayır bu deniz. Deniz mi? Kuaförcü, bilirsin seni severim. Seni sevmen eğer buysa en büyük dileğim benden nefret etmen olacak. Bak seni sevdiğim için sana bir kıyak yapacağım kuaförcü. Aman abi aman. Bana yapabileceğin en büyük kıyak bir daha bu eve yemeğe gelmemen olur. Yok canım dur. Bak şimdi bizim mehter takımında bir arkadaş hastalandı. Yakında bir gösterimiz var. Bir yeniçeri lazım. Ben içmek istiyorum. Bizim başkanla konuşacağım. Seni koyacağım onun yerine. Ne? Ay kusura bakmayın. Bir an Kadir'i o kıyafetler içinde düşündüm de. Gördün mü Kudümcüm? Sen de ara sıra iyi espriler yapabiliyormuşsun. Herkesi güldürdün. Ben espri yapmadım ki. Gerçekleri söylüyorum. Ya bu hakikaten ciddi söylüyor ha. Ne? Kavuk! Güllü Hanım, bence sen kocanı hemen bir doktora götür. Aa niye? Ben ölürüm de o elbiseleri giymem. Büyük lokma ye, büyük laf konuşma demişler zevzek. Onu diyenlerin Durmuş Bey ve oğulları gibi komşuları yokmuş büyük anne. Ne atıyorsun be? Ben küçük lokmaya bile razıyım ama nerede? İddiaya giriyor musun? Büyük lokma yemek için mi? Hayır. Yeniçeri elbiselerini giymek için. Bakın Kudümcü Bey, sonucu belli bir şey için iddiaya girilmez. Hadi gel, ben varım.
Bir gün o elbiseleri kendi isteğinle giyeceğim. Peki gel iddiaya o zaman. Kim kazanırsa öteki onun istediği bir şeyi yapacak. Sana... Tamam mı? Tamam. Şahitsiniz. Ha. Evet. Tamam. Buyurun. Merhabalar. Biz Kadir Bey'i arıyorduk. Kendisi daha gelmedi. Ben onun kalfasıyım. Ben yardımcı olayım. Bir evrakı var bizde. Ne yazıyor içinde? Bilemiyoruz. Kişi özel bu mektup. Şuraya bir imza atar mısınız? Al. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Nedir acaba? Sana ne canım? Patrona gelmiş. Ama ben meraktan çatlarım. Aslına bakarsan ben de çatlıyorum ha. Çünkü resmi bir zarf bu. Dur bakayım. Ha işte maliyeden geliyor. Allah Allah, ne oldu ki acaba? Kız, hala şu çayın altı kaynamadı mı? Hmm, unutmuşum, hemen getireyim Ayşe abla. Ayaktayken ekmek ver, ekmek. Var ya büyük anne. Olsun, fazla mal göz çıkarmaz. Yedek yedek. Ay büyük hanımcığım, ne oluyor böyle? Ayol tıktıktan mı çıktın? Aman Ayşe hanımcığım, bakarsın bu akşam da o kudümcü ailesi geliverir. Ben karnımı bir iyi doyurayım, neme lazım. Aman büyük anne, sen de Kadir gibisin ha. Ben Kadir gibi olsaydım sen hayatta olmazdın aptal kızım. Bir torun bile veremedi. Ay sahi Kadir nerede? Daha bu sabah kalkamadın mı? Tam tersine, erkenden kalktı ve gitti. Aman isabet olmuş. Sabah sabah kim bu? Ay kızlardır büyük hanımcığım. Dün gece sözleşmiştik de. Ne? Aa merhaba. Günaydın. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz kızlar. Hadi oturun bakalım. Hadi doğru sofraya. Ben sandalye getireyim. Ben yardım edeyim. Bu hanım kız kim? O yeni geldi büyük hanımcığım. O da üniversiteye gidiyor. Maşallah, Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun. Sen nereyi kazandın Keşkül? Adı çok uzun abla. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. Okulumun adını ezberleyeceğim diye neler çektim. Ne? Eyvah, bir daha mı tekrarlayacağım? Yok kız. Zonk de tamam. Zonk. Ben çaylarınızı dur, koyayım. Dur ben yaparım ablacığım. Ay ne tatlı kız değil mi? Köyde de bütün köyün sevgilisiydi zaten. Burada bakalım kimlerin sevgilisi olacak. Oho, o bizden hızlı çıktı. Bir erkek arkadaş bulmuş bile. Ve maalesef çocuk bugün çay içmeye gelecekmiş bize. Durmuş'u anlatmadınız mı ona? Anlattık. Anlattık ama hiç önemsemedi. Bir bildiği vardır herhalde. Pek Hindu felek bunlar. Yüvesi çok odoroyta çiken gatta. İçim olan boğdu çoktu atama var soni meyri koyduğa. Nisen ikita kumatteyir onlanı koyu taskete agetanı da. Cidva sıgok iyi yatsınanı kamışırenay. Şunun yazdıklarını okumak için neler vermezdim. Kesin aklı bende. Bir saattir nasıl da kesiyor beni. Ya kır şu inadı da git konuş be oğlum. Nerede o cesaret? Yani bir bayan olarak ben mi ilk adımı atacağım? Yakışır mı bu? Hadi diyelim ki gittim teklif ettim. Ne diyeceğim? Seni yakından tanımak istiyorum Ayko. Ha? Ben de aslında seni tanımak istiyorum. Bak Ayko, ne diyeceğim? Ben geldim. Günaydın. Günaydın patron. Günaydın patron. Sana bir zarf geldi. Ne zarf? Sanırım maliyeden. Hayırdır inşallah. Patron. Bizim muhasebeci. Eğer dolandırıcının tekiymiş ve vergilerimi yatırmamış. 40 milyar lira borcum var.
ve hemen ödemezsem haciz yoluyla alacaklarmış. Ben bu yeni gelen kızı pek sevdim. Ben üçünü de seviyorum zaten. Evlerinden uzakta, okuyup adam olacağız diye ne zahmetlere katlanıyorlar. Zahide ile Nurhayat diş hekimi olacaklar. Zahmetlerinin karşılığını alırlar. Ama yeni gelen filozof olunca nasıl para kazanacak merak ediyorum vallahi. Ay ben dayanamayacağım. Kadir bir arayıp sesini duyayım bari. Kahvaltıda göremeyince bir tuhaf oldum. Kızım adım Pembe diye pembe dizilerdeki gibi aşık olman gerekmiyor. Aman Ayşe Hanımcığım. Bir torun bile olmadıktan sonra kuru kuruya aşk neye yarar? Alo. Aa Hüseyin sen misin? Kendi dükkanınız yenge, buyurun. Günaydın. Kendi kocamla görüşebilir miyim? Maalesef yenge, çünkü gitti. Gitti mi? Nereye? Vallahi bilmiyoruz. Bir mektup geldi, psikolojisi falan bozuldu böyle aniden. Nasıl diyeyim? Yani böyle travmatik bir durum, acayip depresif bir durum vukuatı, anlatayım. Ver şunu bana. Senin de dediğini anlayana kadar kadın ihtiyarlar. Alo? Pembe Hanım, bir mektup geldi patronuna. Muhasebesi dolandırıcıymış. Belgelerini yatırmamış. Kızım! 40 milyar borç çıktı. Kızım sus! Haciz gelecek. Patron da bozuldu, çıktı gitti. Alo? Alo? Aman Allah'ım. Alo? Pembe Hanım? Alo? Aa, ses gelmiyor. Ver şunu be, ver. Aa, ne oldu kız? Neyin var? Bir şey mi olmuş Kadir'e? Yok bir şey Ayşe abla. Bir de benim söyleme şeklimi beğenmezsin. Hiç olmazsa ben anlatsaydım kadın anlayana kadar kalp krizi geçirmeyecekti. Saçmalama kız. Belki yardımım dokunur. Hadi söyle söyle. 40 milyar verebilir misin? Ne? Ne? Veremezsin. O zaman yardımın olmaz. Ne? Bu sefer tam zonk büyük hanım. Tam zonk. Aman ha, fırın yansa, bitse, kül olsa uyanmayacak bu kadın. Alo? Aa, sen misin kızım? Ne oldu? Ne? Dur biraz düşüneyim kızım. Naciye! Buyurun kaç ekmek? 40 milyar. Sarayım mı yoksa burada mı yiyecekler? Of. 40 milyar mı? O kadar ekmeği halk ekmek fabrikası bile yapamaz. Uyan Naciye, uyan. Mahvoldun. Çocukların acele 40 milyara ihtiyacı var. Ne? Ya. Aa! 40 milyar. Sen adam gibi adama benziyorsun. Ben içmem diyeceksin. Onun için demiyorum. İyi ediyorsun. Bana kalırsa sen de iç. Nasıl içmem be abiciğim? Nasıl içmem? Denizde kum bende dert abiciğim. Ne derdin var ki? Şey derdim. Hay Allah. Sarhoş kafamla unuttum bile. İyi mi? Neyse, sormadım farz et. Çoluk, çocuk mu? Çoluk iyi de çocuk yok. Niye yok diye sakın sormaya kalkma. Anladım. Benim alkol sorunum gibi senin de çocuk sorunum var. Boş ver be abicim. Takma kafana. Hayatta her derdin bir çaresi bulunur. Anladın mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Olur abi. Geçelim. Senin derdin ne abi?
Derdim olduğunu nereden çıkardın? Derdi olmayan bu soğukta niye denize taş kaydırsın değil mi? Haydi söyle. Belki bir yardımım olur. Yardımın olabilir tabii. Nasıl abi? Bana 40 milyar borç verin. Oo, iyi yere dükkan açtık be. Senin de acayip dertlerin var abi. Ben gariban bir berduşum. Bu kadar büyük dertleri olan biriyle eşimle ben gidip ufak dertleri olan biriyle konuşayım. Ne 40 milyar mı? Baş benim gibi bir baş pehlivanda olmayan para senin gibi bir yalancı pehlivanda ne arasın ama? Kim? Bana mı dedin sen? Çık karşıma bir güreşelim de alem baş pehlivan kimmiş görsün bakalım. Bana bak. Kaşınıyorsun ama. Gel kaşı gel gel. Bana bak. Konuşma. Konuşma. Ne oluyoruz ha sen gene? Ne oluyoruz ha? Bizim çocuklara acilen 40 milyar lazımmış. Aman sana da soru soranda kabahat zaten. Bir kere bile ciddi cevap vermezsin. Hep abuk subuk şeyler. Tövbe tövbe. Ah pembecim geçmişler olsun. Az önce duydum. Dur bakalım sıkma hemen canını. Allah büyük ondan umut kesilmez. Elbette. Sağ ol ama az para değil ki Güllü abla. Zaten Kadir'in işleri de öyle çok iyi değil. Kolay mı onca parayı toplamak? Bende yok. Olsa hemen takdim ederim. Oh. Güllü söyle o kocana biraz destek çıksın Kadir'e. Ay ne de olsa koskoca bina sahibisiniz. Öyle değil mi büyük hanım? Elbette. Komşuluk böyle zamanlarda belli olur. Öyle değil mi Güllü? Ayol ben bir şey mi dedim şimdi? Ne? Ay sus büyük anne. Ne oldu sana Güllü abla? Elbette sana hemen yardım etmem lazımdı. Sen benim en büyük dostumsun pembe. Aa Turmuş. Aa. Hangi lisanından konuşuyor bu? Ne demek istiyorsun Güllü abla? Biraz daha açık konuşsana. Aa sorma pembe. Hani derler ya beterin beteri vardır diye. Bizim 5 kuruş paramız yok. Ne? 5 kuruş paraları yokmuş. Buna olmayan torunum bile inanmaz. Koca binaları var tövbe tövbe. Güllü abla dert etme. Biz zaten bir şey istemedik ki senden. Ama sanırım sen paranız yok diye ağlamıyorsun ha? Hadi anlat nedir derdin? Bak biz kardeş sayılırız. Hoş geldiniz. Gelin şöyle oturun. Sana hemen bir Türk kahvesi yapayım mı patron? Ben Türk kahvesi yapmayı öğrendim. Yap. İçine de bolca siyanür koy. Ben sadece orta şekerli kahveyi biliyorum. Siyanürlü nasıl olur bilmiyorum. Hadi işine bak Ayko lütfen. Tamam. Ya patron. Biliyorum böyle durumlarda çok fazla bir şey söylenmez ama eğer taksit falan yaptırabiliyorsan ben geceleri de çalışırım. Hem maaş da almam senden. Bu epeyce bir para eder. Benim buna ihtiyacım yok patron. Ya sağ olun çocuklar. Çok iyisiniz ama bunlarla o parayı toplamak mümkün değil ki. Sağ olun. En iyisi ben eve gideyim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Ayko kız. Ne var? Sen meğer ne iyi kalpliymişsin ya. Bak birden içimden ne geldi biliyor musun? Tamam abi bu sefer Boğaz'a gitmeyi teklif edeceğim ne olursa olsun. Tamam bu sefer bir teklifte bulunacak. Ne geldi? Şuna bak şımardı hemen. Nasıl da diş çöktürdüm sana demek istiyor. Hayır Hüseyin sen bir delikanlısın o bir Japon. Onun teklif etmesi lazım. Daha çok çalışmak lazım. Bir an için beni unuttunuz da burada bırakıp Boğaz'a çay içmeye gideceksiniz zannetmiştim. Alçak aborjin. Beni haksız çıkarttı. Hatta pigme aborjin. Aman be Güllü, ne var bu kadar ağlayacak? Adam
gibi anlat sorununu da gerekiyorsa hep beraber ağlayalım. Evet Güllü abla ya. Hadi bırak şu ağlamayı da anlat bize neler olduğunu. Ben de bayağı meraklandım ha. Siz hepiniz benim can dostlarımsınız. Sizden saklayacak değilim. Bugüne kadar hep sakladım, içime attım ama insan dertleşecek birini birilerini arıyor. İyice merakımı kaldırdın. Biraz yüksek anladım, ben de duyayım. Ay büyük anne, susar mısın sen lütfen? Anlat kız, anlat. Durmuş. Kumara da döndü. Ne? Ne? Hadi canım sen de. Durmuş Bey her şey olabilir ama kumarbaz olamaz. Olamadı zaten. Kumarbaz dediğin ara sıra da olsa kazanır. Durmuş hep kaybediyor. Aman ben de. Sen de kandın mı? Besbelli ki Güllü şaka yapıyor. Ayol dünyada kumar oynamayacak tek bir erkek göster deseler bütün mahalle oy birliğiyle Durmuş'u seçer. Ben de öyle sanıyordum Ayşe'cim ama öyle değilmiş. Son bir haftadır maaşını ütüldü. Topladığımız kiraları ütüldü. Şimdi de tutturmuş evi satalım büyük kumar oynayayım diyor. Sonra bütün İstanbul'un evlerini satın alırım diyor. Ne? Zonk diyeceğim ama günün mana ve ehemmiyetine ters düşecek büyük anne. Of. Ekonomik kriz yüzünden işler kesat olmasaydı çıkarırı verirdim çocuklara ihtiyacını. Ekonomik kriz mi? Sen fabrikatör müsün ki seni etkilesin ya? Bir fırın demek bir fabrika demektir. Hadi. Yalancı pehlivan. Ekmek fabrikası. Öyle değil mi Naciye? Naciye. Bu uyku çekmek? Ay bunun uyku hastalığı iyice ilerlemiş be. Sıkıntı zamanlarında artar da çocukların durumuna canı sıkıldı. Artık devamlı uyur. Benim de canım çok sıkıldı bu duruma. Siz konuşun da iki dakika ben şu fırını bir temizleyeyim. Otur oturduğun yerde Melahat, saçmalama. Al birini vur tekine. Ay tamam. Ne olurdu biraz temizlik yapsam sanki. Of. Şu sıralar bir güreş falan yok mu acaba? Katılsam da baş pehlivan olup ikramiyeyi kazansam oğluma versem. Sen hayal kurmayı bırak da öyle bir güreş bulursan derhal bana haber ver. Olsam ben baş pehlivan olurum. Sen olsan boş pehlivan olursun be. Bana mı dedin? Hı-hı. Çık o zaman el meydanına. Senden korkan senin gibi. Yeter ama be. Başlarım ikinizin de pehlivanlığına ha. Koyuncan derdinde siz güreş. Hadi. Ne buluyorsun Melahat ya? Ne oluyor ya? Şuna bak. Nasıl da süsleniyor. Ne demişler? Genç öl, cesedin güzel olsun. Erkek arkadaşı gelince Durmuş Bey kesin ikisini de öldürecek. Çatlayın. Siz yıllardır buradasınız, erkek arkadaşını davet edememişsiniz. Boşuna heveslenme mi? Senin erkek arkadaşın da buraya giremeyecek nasıl olsa. Sen hala anlamadın Keşkül. Durmuş Bey bu apartmanı Osmanlıların kalesi gibi görüyor. Apartmana girmeye çalışan erkekleri de Bizanslı. Bu sefer öyle olmayacak. Siz beni ufak tefek buluyorsunuz ama ben size ne kadar akıllı olduğumu göstereceğim. Şimdi görürsünüz kızlar. Geldi mi yoksa? Bu kadar çabuk mu? Yok kızlar, yok. Olmaz böyle bir şey. Ne olmaz Durmuş Bey? Duydum ki eve bir erkek arkadaşınız geliyormuş. Nereden duydunuz Durmuş Bey? Ben koskoca bir mehter takımının kudümcüsüyüm. Ben her şeyi duyarım. Bir dakika onlara kızmayın. Gelecek olan benim okul arkadaşım. Erkek mi? Vallahi dışarıdan bakınca öyle ama yüreğini bilmiyorum daha. Bu binaya giremez. Girer. Giremez. Girer. Giremez. Girer. Giremez. Girer. Giremez. Girer. Giremez. Kimdir benim sultanıma bağıran bu adam bile? Aman padişahım çok yaşa. Bu benim arkadaşım Sıddık. Geçmişimize çok bağlıdır. Hep böyle giyinir. Girebilir mi? Ne demek girebilir? Başımın üstünde yeri var böyle delikanlılar. Hoş geldin evladım. Hoş geldin. Hoş bulduk bre. Ben de kudümcü oluyorum biraz. Öyle mi? İyidir. Hadi sen git kudümünü çal. Kudümcü. Baş üstüne. Ben bir çay içeceğim. Tüz getirin çayımı. Hemen getireyim devletlüm. Hadi siz de geçireyim Durmuş Bey.
Hadi hadi. Ya çok alem kızsın ha. Ne haber kızlar? Benim arkadaşım girebilir miymiş bu eve? Pes vallahi. Seninle baş edilmez keşke. Al benden de o kadar. Oh. Şey, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Geç, geç içeri. Ayaklarını uzat. Şöyle iyice bir dinlen. Çay mı yapayım sana yoksa yorgunluk kahvesi mi içersin? Niye geldin bu saatte diye sormayacak mısın? Her şeyi biliyorum. Dükkanı aradım, Hüseyin çıktı. Vay gammaz vay. Bunların ağzında da bakla ıslanmıyor vallahi. Büyük anne nerede? Uzanıyor biraz. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Yarın gidip bir konuşacağım. Belki taksit filan yaptırabilirim durumu anlatınca. Ya ama haksızlık bu. Sen ödedin vergilerini. Ama dolandırıcı sadece benden almış. Vergi dairesine yatırmamış işte. Sıkıntı bir başladı mı arkası gelir. İster misin şimdi Durmuş bu evi satsın? Nereden çıktı şimdi bu? Ya Durmuş büyük paralarla kumar oynuyormuş. Güllü iki gözü iki çeşme anlattı. Bizim kudümcü yani. Evet, inanması zor. Üstelik şimdi yüklü miktarda para kaybetmiş. Evini satıp büyük oynamayı düşünüyormuş. Bu adam kesin benim düşmanım ya. Ya bir derdim olduğunda bile ağız tadıyla üzülemiyorum ya. Ne zaman bir sıkıntı yaşasak Durmuş daha büyük bir sorunla karşımıza çıkıyor. Bak aklıma ne geldi boş pehlivan. Ne geldi yalancı pehlivan? Biz para bulabiliriz Kadir'le Pembe için. Nasıl? Madem bir yağlı güreş turnuvası bulamıyoruz, biz düzenleyelim. Nasıl yani? Yani biz mahallenin çayırında bir güreş turnuvası düzenleyelim. Bilet satarız. Hem kozumuzu paylaşırız, hem de bilet paralarını toplar Kadir'e veririz. Harika bir fikir. Hem de millet senin sırtını nasıl yere getirdiğimi görür. Siz ikiniz var ya. Delisiniz, deli. Ne diyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Uyandın mı büyük anne? Azıcık uzanayım dedim, içim geçmiş. Garanti rüyanda kendini çocuk yuvasında görmüşsündür. Zevzek. Ben başkasının çocuğunu ne yapayım? Kendi torunumu istiyorum ben. O zaman rüyanda sana piyangodan 40 milyar çıkmıştır. Sen de onu bana vermişsindir ha? Bende yok. Bana bir torun vermeden zırnık vermem. Ya canım sen parayı ver, torunu düşünürüz. Önce torun sonra para. Olmaz. Para peşin kırmızı torun. Ay kesin şu muhabbeti ya. Gel oğlum. Galiba bir çözüm buldum Pembe. Vergi borcuna mı? Torun yapmaya mı? Hayır canım. Durmuş'un kumar hastalığına. Ya nasıl? Şu pire torbasını satmayı düşündüysen kimse para vermez. Hatta üstüne para isterler. Önce bana cevap ver Pembe. Hı. Arabayla giderken yol kenarında hurdahaş olmuş bir araç görünce ne yaparsın? 911'i ararım. Ne 911'i ya? O Amerika'da. Bizde 155. Zevzek. Her şeyi de bilir. Bütün sen, filmlerde böyle. Sen ne yaparsın? Hızımı azaltırım. Doğru. Çünkü bir musibet bin nasihatten iyidir demiş atalarımız. Mesela bak ben de büyük anneyi her gün gördüğüm için hiç nasihate ihtiyacım olmuyor. Ne? Zong diyor büyük anne, zong. Kadir Allah aşkına ne anlatıyorsun sen? Bak önce Güllü kanalıyla Durmuş'a bir mesaj ileteceksiniz. Diyeceksiniz ki Durmuş'un kumar oynadığını duyunca Kadir de kumara başladı diyeceksiniz. Zaten Kadir eskiden de çok hızlı kumarbazdı diyeceksin. Sen kumar oynayacağına çocuk yap bana çocuk. Ya üf susar mısın büyük anne? Sonra Kadir? Sonra da akşama onları yemeğe davet edeceksiniz. Durmuş'la büyük bir kumar partisi çevirmek istediğimi söyleyeceksiniz. Ya biz adamın kumarı bırakması için çalışıyoruz. Sen kalkmış daha çok teşvik ediyorsun. Sen dediğimi yap.
Nereye? Nereye? Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Hadi. Bana bak pembe, sen bu zevzeğin aklına uyma. Onun aklı olsa bana bir torun verirdi. Üf, aman be büyük anne, biraz ara ver ne olur. Hadi at, hadi at. Aa, 4-3 oyna bakalım. 1-2 çocuklar. 4 İkinizin de yardımına ihtiyacım var. Emret patron, ne istersen yaparız. Ayko ile karı koca olmanızı istiyorum. Ha, istifa ediyorum. Ben de. Hatta ben üstüne bir de harakiri yapıyorum. Hani ne istersem yapacaktınız? Ama bu bir istek değil. Bu tam bir cehennem azabı. Aa. Sen ölmeden mezara gir diyorsun bana. Aa, derin ince ona bak. Sanki ben kabul ettim de. Ya bırakın atışmayı. Bu sadece bir oyun olacak. Oyun mu? Hı, oyun. Kız sana ne oldu? Büyük bir sorunum var galiba Ayşe abla. Galiba mı? Sorunun olup olmadığını bilmiyor musun ayo? Bilmiyorum gerçekten. Ay delirtme insanı pembe. Ya Kadir çıldırdı. Aa, nasıl yani? Bana bu akşam Durmuş ve Güllü yemeğe çağırmamı söyledi. Aa. Hoş, başka şeyler de söyledi ama sonuç olarak Durmuş yemeğe çağırdı işte. O zaman gerçekten delirmiş anacığım. Çıldırmış ayol, bu çıldırmış. Hı. Ay kızım, senin gerçekten büyük bir sorunun var. Kadir'in Durmuş'u yemeğe çağırması demek. Hı. Bush'la Saddam'ın kan kardeşi olmalarından bile şaşırtıcı. Bu melahat hala gelmedi. Mahalleliye bilet satmak o kadar uzun sürer mi? Acaba kaç bilet sat? Mahallede en az 500 kişi vardır. Bir o kadar da hısım akrabaları falan gelse eder 1000 bilet. Bir de o kadar bilet satışını merak eden alsa etti mi sana 1500? Aha. Beni eski günlerimden tanıyanlar da gelirse etti 2000. Hele beni tanıyanlar gelse, oho! Aha, geliyor, geliyor. Kaç bilet satıldı Melahat? Bir tek bilet satıldı. Hadi ya! Nasıl olur? Kim aldı onu? Onu da ben aldım. Kadir'ime karınca kararınca bir yardım olsun istedim. Bak, gene duyuyorum. Alo? Ne? Allah Allah. Tamam kızım, tamam. Ne olmuş? Bu Kadir çıldırmış galiba. Durmuş ve çocuklarını bu akşam yemeğe çağırmış. Ne? Buyurun kaç ekmek? Hey Allah. Bu Kadir'in çıldırmış olduğunu gösteriyor. Bence bu akşam biz de onlara gidelim. Zaten pembe korkmuş. Yalnız bırakmayın beni bu akşam. Ben geldim. Heh, geldi seninki. Can, şu an seninle uğraşamam. Hadi sen yerine git, ben biraz sonra gelirim. Hadi. Merhaba pembe. Hoş geldin canım. Nasılsın büyük anne? İyiyim. Güle güle Ayşe Hanım. Maalesef gitmiyorum Kadir Bey. Bu kadını seninle yalnız bırakamam. Ne diyor bu kadın pembe? Senin Durmuş Bey'i yemeğe çağırdığını söyledim de. Ah, ben sana diyorum yavrum. Boşa bu zibidi adam gibi bir koca al kendine. Ya ben Durmuş'u kumar illetinden kurtaracağım be. Onun için çağırdım. Hayda, bu kadar da erken demedik canım. Merhabalar. Hoppala. Ah, bravo, bir tozunu alayım. Siz niye geldiniz? Niye geldiniz böyle? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ne demek niye geldin? Oğlumuzun kızımızın evi diye geldin. Ne yani? Babalarınızı, annelerinizi randevuyla mı kabul ediyorsunuz artık? Ya yok baba, ondan değil. Yani bu akşam özel bir akşamdı da. Özel özel geldik işte. Duyduk. Durmuş Bey'i yemeğe davet etmişsin. Bu çok tehlikeli bir durumda olduğunu gösteriyor çocuğum. Pembe, reyting rekorları kıran ana haber bülteni gibisin ha. Duymayan kalmamış. Ama sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın Kadir. Yani gelmesin diye her türlü numara yaptığın bir insanı tutup kendin davet ediyorsun. Herkes çıldırdığını zanneder tabii ki. Bak sen şu olup bitenleri bana adam gibi bir anlatsana. Tamam, anlatacağım. Geçin şöyle. Küçüklüğünden beri böyle. 4 yaşından beri böyle. Bak kızım, eğer ben kumar oynarken bir sesini çıkar, bir vururum, bir de yer korar. Bana bak, kendini çok kaptırma. Benim kara kışam olduğunu hatırlatırım. Oo,
Ya sen hemen su koyuvermeye başladın ama. Sen mağdur ve zavallı bir kadın rolü oynayacaksın. Bak patrona söylerim ha. Bizim patron da delirmiş zaten. Senin yüzüne bakan senden kumarbaz falan olmayacağını şimdi anlar. Neden? Kumarbazların üç gözü dört kulağı mı var efendim? Ay, yok ama hiç olmazsa biraz adamı benzerler. Senin gibi olmazlar yani. Aa, ben vazgeçiyorum ya. Hakaret duymuyor mu geldik biz buraya? Hadi bay bay. Patron yarın seni kovar. O zaman sus ve rolünü yap. Yani sizin anlayacağınız, Durmuş'a bir sürü laf edeceğime, ona kumarın ne kadar kötü olduğunu bir örnekle göstereceğim. O da vazgeçecek. Neyse, benim adamlarım olmalı. Bakın, size ters gelmiş olabilir. Ama lütfen sesinizi çıkartmayın. Tamam mı? Tamam. Gel otur anne. Hey! Terbiyesiz ahlaksız. Benim ya, tanıdığım Durmuş hiçbir şekilde ders almaz. Yahu otursana şuraya. Aman. Hay Allah'ım yarabbim. Selamun aleyküm. Yuh lan, bu kadar da abartmana gerek yoktu Hüseyin. Ben dedim, çok abarttın dedim ama dinlemedi ki. Aman ya. Tamam tamam. Geçin içeriye. Hadi gel. Ah, i̇yi akşamlar yenge. İyi akşamlar, ellerim ıslak. Benim kuru, ben sıkayım. İyi akşamlar. Eşim pembe. Ayko bizimle çalışıyor. Hüseyin'i zaten tanıyorsunuz. Hadi buyurun geçin içeri. Selamun aleyküm. Oho, hoş geldin, hoş geldin. Öpeyim büyük anne. Bu bizim Ayko. Merhaba. Merhabalar. Öp bakalım. İyi akşamlar. Bu var ya, Eskimo. Eskimo. Ya kaldırın şunu, misafir gelecek. Hem şu yemek faslını da bitirin artık. Ay, tamam, Allah tamam, yarabbim. Tamam. Anne, anne uyan. Misafirlerimiz gelecek. Evet, şimdi geç. Planda minik bir değişiklik yaptım. Madem babamlar da geldi, bu oyuna onlar da katılsın. Nasıl? Birlikte poker oynayacağız. Ben poker moker bilmem evladım. Ha. Yahu rol icabı. Filmlerden öğrendiğin lafları söyle yeter. Hı? Sıkışınca Bob dersin. Vay be, güzel bir gece olacak. Ha, değil mi karıcığım? Karıcığım mı? Benim artık gitmem lazım. Aa, kalsaydın beraber yemek yerdik, öyle giderdin. Ama biliyorsunuz bu kostümleri kiraladım. Bugün teslim etmezsem bir günlük daha para vermem lazım. Sizin arkadaşlığınız bayağı masraflı olacak galiba. Ders notlarını bir tane alıp Keşkül'le beraber çalışırsak masraftan kısarız. Hop hop, kendine gel. Sen ne diyorsun ya? Herkes kendi ders notunu kendi alır. Ben öyle samimiyete falan da gelemem ha. Hadi bakayım, topla pılını pırtır evine. Yemek diyordu arkadaşlar ha? Yok yemek memek. Hadi evine hadi. Hadi. Hadi güle güle. Ben öyle fazla muhabbetten sıkılırım, tamam mı? Hadi evine hadi. Yürü. Şey, güle güle kızlar. Güle güle. Aa, Keşkül. Ne var? Kavuğum kaldı. Dur bir dakika. Al kavuğunu hadi. Hı? Hadi. Of be. Benim bu plana hiç aklım yatmadı. Bu damadın aklına uyulur mu hiç? Onda akıl olsa. Herkese beşer kağıt dağıtıyoruz. Elin iyiyse Bob dersin. Elin kötüyse pas. Peki elimi düzeltmek istersen? Dört kağıda kadar değiştirme şansın var. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Unutmayın, siz pas geçeceksiniz. Hüseyin sürekli kaybedecek. Peki patron? Bu Japon devamlı böyle başımda mı duracak? Bana Japon deme. Şşş, çocuklar, hiç sırası değil. Hüseyin, oyuna konsantre ol. Peki patron. Aman, geldiler. Hadi rolümüze başlıyoruz. Pembe. Bakıyorum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar Pembeciğim. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şeytanınız bol olsun. İyi, İyi akşamlar. Merhaba, pas. Hoş geldiniz. Pas. Naci. 3-10. Full. İyi var, sağ oldum. Hoş geldiniz. Hadi sen geç karşıma kudumcu. Bir el daha. Bir el daha istiyorum. Ya neyi kaldı ki? Evim var. Hı?
Hüseyin ne yapıyorsun? Kendine gel. Evimi koyuyorum ortaya. Evini koyma ortaya hemşerim. Ayıptır canım. Sen karışma ya, sen kim oluyorsun? Tamam hadi, evimi koyuyorum. Bir el, kazanan alır. İyi, kazanan alır. Okey. Bekle biraz kudümcü. Bu çaylanda işini bitireyim, sıra sana gelecek. Kuaförcü, sen deli misin? Adamın evini mi alacaksın elinden? Ne olur evimizi elimizden almayın. Ben ne ederim sonra? Çocuklarım sokakta kalır, ne olur. Umar böyledir kardeşim. Madem bu sonuçlara katlanamayacaktın, oynamayacaksın. Pas. Pas pas. Kes sesini be kadın. İki tane çakacağım şimdi ağzının ortasına. Göreceksin gününü. Hadi kardeşim. Allah Allah. Üç kart. Ben almıyorum. Sus. Şansım acayip iyi bu akşam. Full kız. Kare az. Evinin anahtarlarını rica edeyim kardeşim. Sen ne biçim adammışsın be kuaförcü? Şu kadını acı bari. Hiç insanın evi alınır mı elinden? Kumar bu kuruncu. Kumar böyledir. Acımasız olacaksın. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Hadi bir el daha oynayalım. Oho, baksana sırada kuruncu var birader. Hem senin bir şeyin kalmadı ki. Evin, paran. Ne vereceksin? Karım. Hı? Evet karım. Karım. Karımı koyuyorum ortaya. Ben ne yapayım senin karını be? Ne bileyim ben, hizmetçi olarak kullanırsın. Evleri temizliğe falan yollarsın. Para getir işte sana. Hadi hadi, karımı koyuyorum ortaya. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu kadar adamın üzücüksün. Bana bak kuaförcü. Eğer bunu kabul edersen evimden çıkarırım seni. Bu kadar da olmaz artık. Kumar böyledir kardeşim. Başladın mı geri dönüşü yoktur. Ya hiç oynamayacaksın ya da sonuçlarına katlanacaksın. Deli misin sen be? Ben de oynuyorum ama küçük küçük. Ya babalar bir şey söylesenize. Ne söyleyecekler? Küçüğü büyüğü olmaz kumarın. Başladın mı kendiliğinden büyür gider. Evet birader, kabul ediyorum. Sen karını koyuyorsun, ben de kazandıklarım. Bir el. Kabul. Pembe, Sıdık Hanım. Ayşe Hanım. Süper, gelin ya. Süper. Gelin be, gelsenize. Bir şey söyleyin şuna. Ne oldu? Adamın karısını elinden alıyor. Vallahi bizi dinlemiyordurmuş bey. Ya susun artık da oynayalım ya. Hadi Mahmut hadi. Üç kağıt. Ben de iki tane. Ya sus be kadın. Ay ne bağırıyorsun be? Üç az kazandım değil mi? Maalesef bende dört papaz var. Karını kaybettin dostum. Delirmiş bunlar be. Sen de beni bir gün böyle kaybedecek misin Durmuş? Sus, sus! Ne diyorsun sen? Ha? Kimle konuşuyorsun sen, ne diyorsun? Ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? Ha? Ben koskoca bir mehter takımının kudumcusuyum. Ben böyle bir şey yapmam. Ama sen de kumar oynuyorsun. Sus be kadın, sus! Hiçbir şeyim kalmadı. Karımı bile kaybettim. Ben bu utançla yaşayamam. Elveda! Ha, gençlik. Dur hemşerim, yapma! Alçaksın, tamam mı alçak? Mahvettin adamı. Ne hain adammışsın sen be? Bir aileyi söndürdün. Bana ne be? Kumar bu. Oynamasaydın. Sen de oynuyorsun. Biliyorsun kumar işte. Hayır. Hayır. Ben böyle işte olamam. Bir daha o kumarın herhangi birine elimi sürersem elim kırılsın. Ben böyle senin kadar acımasız ve alçak olamam. Ne yani? Bir daha kumar oynamayacak mısın? Elbette oynamayacağım. Takıntılı biri olabilirim. Biraz maço, biraz eşek kafalı olabilir. Ama ben karımı ve çocuklarımı severim. Ben insanım be insan. Hep böyle derler ama. Göreceksin. En kutsal şeyler üstüne yemin ediyorum. Kumara tövbe. O zaman bravo. 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 Ya ya. Kumaraydı ha. Bravo. Neyse. Bravo vallahi. Çok iyi yaptınız numarayı. Unutma, yemin ettin. Biliyorum. Seni üç kağıtçı kuaförcü seni. Ama helal olsun sana.
Ben böyle bir dersi hak etmiştim. Aslan yeniçerim benim. Ha? Bütün bunlar beni acıktırdı. Yemek yemeyecek miyiz ya? Arazlık diye. Yine kaldık kendi derdimizle baş başa. Torun derdi değil mi? Aman be büyük anne. Artık senin şu torun lafından bıktım ha. Vergi borcundan bahsediyoruz. Al bakalım Can. Ay verme şuna Kadir. Şey babam dedi ki gerekirse fırını satabilirmiş. Saçmalama pembe. Hiç olur mu öyle şey? Bulacağız bir çare. Hemen babamlara yetiştirdiğin için de ayrıca konuşacağım seninle. Al işte. Otur pembe. Ya niyeymiş? Çünkü bu saatte bizim kapıyı ancak Kudümcü ya da Ayşe Hanım çalar. Sabah sabah ikisini görerek günüme kötü başlamak istemiyorum. Ay saçmalama Kadir. Beni gördün ya nasıl olsa zevzek. Oo günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Günaydın. Hayırlı sabahlar büyük anne. Nasılsın? İyiyim. Tamam. Hemen başlama suratını asmaya kuaförcü. Bak çocukları getirmedim. Kahvaltıya da oturmayacağım. Siz bakmayın ona. Buyurun bir çay için. Yok. Dedim ya kahvaltı için gelmedim. Sadece bir şey söyleyip gideceğim. Lafları da mehter yürüyüşü gibi söylüyorsun Kudümcü. Hadi artık söyle şu lafını. Çocuğum önce bir oturun sonra anlatırsınız ne demek isteyeceğinizi. Güllü mutfaktan bir sandalye al. Tamam, sen de çay koy pembe. Bak kuaförcü. Bizim belediyenin reklam işlerini yapan bir şirket var. Başkana telefon ettim. O da beni kırmadı, şirkete telefon etti. Bana bak, onların hepsini bize yemeğe çağırmadın değil mi? Bu kuaförcü çok esprili bir adam be. Senin derdini hallettim, derdini. Durmuş, sizin onu kumardan kurtarma çabalarınızdan çok etkilendi de başkana telefon etti. Sizin derdinizi söyledi. Bir reklam filmi için size rol verecekler. Ve karşılığında ihtiyacınız olan parayı alacaksınız. Ne demek bu şimdi? Yani Kadir reklam filminde mi oynayacak? Sadece kuaförcü değil Pembe Hanım. Siz de oynayacaksınız. Hatta üniversitenin kızlar da yardım edecekler. Hoppala biz oyuncu muyuz canım? Ne işimiz var şimdi bizim reklam filminde? Kardeşim kameranın karşısında iki laf edeceksiniz. 40 milyarı cebe atacaksınız. Tövbe. Aman Allah'ım dükkan kurtuldu Kadir. Bize yaşayan bir dekor gerekli. Sizin evde çekmemiz çok iyi oldu. İyi de biz ne yapacağız peki? Oyunculuktan anlamayız ki. Daha iyi beyefendi. Bizim filmimiz için sıradan insanlar lazımdı. Siz şuradaki koltuğa oturacaksınız. Ürünümüzü elinize alacaksınız. Bak karıcığım, fistan çocuk bezleri ne kadar güzel diyeceksiniz. Eşiniz hanımefendi de, ben de çocuğuma fistan çocuk bezleri kullanacağım diyecek. Hepsi bu kadar. Fistan. Bak karıcığım, fistan çocuk bezleri ne kadar güzel. Evet, ben de kendi çocuğuma. Kestik. Ne oldu hanımefendi? Burada biraz neşeli olun. Ya bizim çocuğumuz yok da çocuk lafı geçti mi böyle oluyor işte. Ama bu sadece bir film. Hadi hanımefendi toplayın kendinizi. Sen bana bakar mısın yönetici? Bana bal atlı deli sıdıka derler. Helak ettin Sabi Sübyan'ı. Hep dediğin yerde han istiyorsun be. Büyük anne çok... Bırak Allah aşkına, Allah aşkına karışma Güllü. Hayret bir şey. Hadi hanımefendi. Hadi yeniden alıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 kayıt. Fistan. Dök. Bak karıcığım, fistan çocuk bezleri ne kadar güzel. Fistan. Evet, ben de kendi çocuğuma. Fistan. Stop. Pembe saçmalama. Sadece bir reklam filmi bu. Bana bak yönetici, yolarım senin o sıçan kuyruğunu. Ne diyorsun sen ya? D'Artagnan manyak suratlı. Manyak mıdır nedir ya? Manyak bir mı daha ya? Seni balatta görmeyeyim. Ne yani? Bir cinayet filmi olsaydı ben katil değilim mi diyecektim. Dükkanı düşün ne olur. Sabahın köründe geldiniz. Yatsı okundu gitmek bilmiyorsunuz be. Otur ya. Kırarım kalbini senin de. Ya ben böyle çekemem ki. Olmaz ki. Çekemezsen çekeme. Ben de seni çekemem. Sus. Sen de şey gibi durma. Özür dilerim. Kendimi tutamadım. Şimdi iyiyim. Tamam. Pardon Yeniden Bey. Hazırız biz. Evet. Yeniden alıyoruz.
5, 4, 3, 2, 1, kayıt. Fistan. Bak karıcığım, fistan çocuk bezleri ne kadar güzel değil mi? Evet, ben de kendim çocuğuma. Kestik. Biliyorum yönetmen bey, çok sinirlisiniz. Ama ne olur idare edin. Bu paraya çok ihtiyacımız var. Hem başkanın da size mahsus selamları var. Her şey için özür dileriz. Tamam, böyle bir ıstırabı çekmek zorunda değilsiniz. Evet, çok ihtiyacımız var. Ama isterseniz bırakabiliriz. Bırakmayacağız. Ama senaryoyu değiştireceğiz. Çok belli ki bu hanımefendi bu işi götüremeyecek. Durmuş bey, siz oynar mısınız Kadir Bey'in yanında? Vallahi o bana öyle büyük bir iyilik etti ki her şey yaparım onun için. O zaman sorun yok. Öteki senaryoyu çekeriz. Şimdi asistanlar sizi hazırlasınlar. Buyurun. Fistana fistana fistana. Fistana fistana fistana. Destur var mıdır sultanım? Fistana fistana. Gel bakalım yeniçeri. Fistana fistana fistana. Bu elindeki nedir? Bu küçük sultan için bezdur devletlum. Fistan bezleri çok iyidir. O zaman biz de fistan bezleri kullanalım bre. Fistan. Bravo. Bak istediğini ne güzel yapıyorlar değil mi yönetici? Tebrikler. Yani şimdi ben borcumu ödeyecek parayı kazandım mı? Evet Kadir Bey. Aman aman. Ay aman. Aman dikkat. Filmde de olsa bunu hissetmek çok güzel Kadir. Aferin sana D'Artagnan. Unuttuğum bir nokta var kuaförcü. Zaman tapas pilav yemez Kadir Bey. Söz verirken iyi düşünmeyince adamı böyle rezil ederler işte. Kadir'e yeniçeri elbisesi giydirdi ya. Ne kadar övünse azdı. Bu gazla Viyana üzerine bir sefer düzenlerse hiç şaşırmamak lazım. Ne kadar da yakışmış hamilelik değil mi? Pembeye ne yakışmaz ki?